Şimdi arkadaşlar ondalıklı sayılarda devretme kısmında neyi görmemiz gerekiyordu? Yukarıya önce olduğu gibi yaz. Sonra devretmeyen her şeyi çıkar. Ve sonra da arkadaşlar paydaya virgülden sonra devreden kadar 9 koy. Devretmezse 0 koy. Artı 7. Böylece ne oldu arkadaşlar burası? 21-2 19 bölü 9 artı 7. Payda eşitlersek 63 artı 19 ne yapar? 82 bölü 9. Birinciyi bulduk. Gelelim ikinciyi bulmaya şimdi. 0.5 nedir? Olduğu gibi 5 yaz. 5 eksi 0'dan 5. Aşağıyı da arkadaşlar ne söyleyeceğiz? 9. Sonra artık 5 bölü 9 artı 4'ten de 41 bölü 9 yaptı. Bunları böleceğiz. 82 bölü 9. Diğerini ters çevir. 9 bölü 41. Haliyle sadeleşince arkadaşlar ne geldi? 2. değişik oldu. Bölmeyi arkadaşlar kaça bölmüş? 1 bölmeyi 5 değil mi? Haliyle ne kadar içtiğine bakalım bakın. Şimdi buranın tamamını içmiş. 1 litre garanti içmiş. Bir de bakın 1, 2, 3. seviyeye kadar içmiş arkadaşlar. Dolayısıyla 3 bölü 5 artı 1 diyeceksiniz. Yani payda eşitlediğimizde 8 bölü 5 litre içmiş E şıkkı. Ardışık çift sayılarda arkadaşlar nasıl yapacağız o bebe hemen görelim. Bakın bir ardışık sayı 2a ve 2a artı 2 olsun çift olduğu için. Birisi 2 çarpı a öbürü 2 parantezinde a artı 1. a ve a artı 1 ardışıksa nedir? Bunların o 1'dir. 2'lerin o bebi nedir? 2. Gerçekten böyle uzun yolla bile yapsanız bile göremeyen arkadaşlar için gördüğünüz gibi o bebi böyle yapıyoruz. Haliyle o 2 olduğu için 2x eşittir 24'ten x arkadaşlar 12 geldi. Yerine yazarsak o ok kek ne oldu? 144. Ne diyorduk biz? İki sayının çarpımı o bepleriyle o keklerinin çarpımıdır. AB buradan 288 oldu arkadaşlar. 288 de nasıl bir sayı şimdi? Ee, bunu 288'i arkadaşlar 2'ye bölsek 144 bir daha 2'ye bölsek 72. 72 çarpı 4. Burayı da arkadaşlar o zaman 16 çarpı 18 diye yazabiliriz. Demek ki bir tanesi 16'ymış öbürü de 18'miş arkadaşlar. 34 oldu B şıkkı oldu. Şimdi solda arkadaşlar ABCDEF'nin solunda kaldığı için aslında bir anda ne oldu? Bakın ABC sıfır sayısı gibi oldu. Yani ABC'nin 10 katı olduğu orası DEF aynen kaldı bu. Sonra diğerine gelirsek burada da arkadaşlar bakın. DEF 0 oldu. Yani DEF'nin 10 katı oldu. ABC aynı kaldı arkadaşlar. Böylece bakın 11 tane ABC, 11 tane DEF arkadaşlar. Topladığımızda neye eşit olacak? Bunlar zaten normalde 714'tü. 714'ün 11 katı olacak arkadaşlar. Yani buradan 7854 gelecek arkadaşlar. A şıkkı bakın. Tuğlanın uzun kenarına bakalım arkadaşlar şimdi. 4x, şunların her birine x dersen 1, 2, 3, 4. Bir de arkadaşlar kısa kenarına da y diyeyim bakın. Kaç tane y var? 1, 2, 3 tane. 4x eşittir 3y artı 2 tane de uzun kenar var artı 2x. Böylece 2x eşittir 3y. Buradan arkadaşlar x'e 3k diyelim y'ye 2k diyelim. Şimdi 3 çarpı 4'ten h'ın uzunluğu ne oldu? 12k. Tabii ki arkadaşlar burada tam sayı dediği için 12k da o zaman tam sayı olacak. Yani 12k 12'nin katı bir sayı demek. Şıklarda 12'nin katı olan sadece bakın d şıkkı var. Bu yüzden cevabımız 60 Şimdi asal çarpanlara ayırma tablosu gösterilmiş arkadaşlar. Sayıları bilmiyoruz. O zaman tersten gitmek mantıklı. Sonuçta Burada L 1 olmuş. Kaça bölündüğünde 7'ye. Demek ki aslında burası 7'ymiş arkadaşlar. Sonra bakın. M 5'e bölündüğünde 7 olmuş. Harf de değiştirmiş. Demek ki bu 35. Ve bakın F'den M'ye geçiş yapılmış. 3 katı 105. Değişmemiş. Yine 105. Ve 2 ile çarpılmış 210. Gördüğünüz gibi hem böyle tersten de kontrol ederseniz hata yapıp yapmadığınızı da anlarsınız arkadaşlar. Şimdi... Yine aynı hamleyi k için yapalım. 1 ile 3'ü çarp 3. 3 ile 2'yi çarp 6. 6 ile 2'yi çarp 12. Hep harf değiştirmiş çünkü. Sonra arkadaşlar gelelim şimdi. N 5'e bölünmüş 1 olmuş. Sonra 3 ile çarpılacak o zaman. 3'e bölündüğüne göre 15 olacak. Değişmemiş yine 15. 2 ile çarpacağız harf değiştiği için 30. Böylece 30 artı 12 Artı 210 arkadaşlar gördüğünüz gibi cevabımız 252 yani C şıkkı oldu. Birden yüze kadar olan doğal sayılar yazılı 100 top demiş. Bakın bazen hani birden yüze kadar deyince acaba o dahil mi diye soruluyor. Burada o önlenmiş böylece. Verilen koşullarla bir makineye sırasıyla düşmektedir. Düşen topun üzerinde yazan sayı 5 ile tam bölünüyor ise makinenin lambası bir defa yanıp sönmektedir. Eğer düşen topun üzerinde yazan sayı 5 ile tam bölünmüyorsa makinenin lambası 3 defa yanıp sönmektedir. Buna göre arkadaşlar kaç tane 5'e bölünen sayı vardır? 100 5 bölü 5 artı 1. Böylece 20 tane sayı 5'e bölünmüş olacak. Yani birer kere yanacak bu sefer. Demek ki geriye kalan arkadaşlar 80 sayıda 3 kere yanacağı için 80 çarpı 3'ten 240 kez yanıp söner. Diğerinden zaten bir kere yandığı için 20 kere yanıp söner. Toplamda cevabımız böylece C şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar 46 ile xy diye bir sayıyı çarpacağız. Sonra xy ile 46'yı çarpacağız. Birinci basamakta burada bakın 46y olur. İkinci basamakta 46x olur. Burada da aynı şekilde arkadaşlar 40 pardon 6xy olur ve 4xy olur. Birinci basamak birinci basamağı, işte ikinci basamak ikinci basamağa eşit olmalı. Dolayısıyla 46y eşittir 6xy, bu xy tabi iki basamaklı sayı. 46x arkadaşlar, 4xy taraf tarafa toplarsak 46x artı y, sonra 10xy. Bunu da nasıl yazarız? Bu 10x artı y olduğu için aslında 100x artı 10y demektir. Bu da 46x artı 46y. Atalım sol tarafa 36y. Sağ tarafa atalım arkadaşlar. E 54x. O zaman sadeleştirirsek 18 ile burası 2y. Bu da 3x oldu. Demek ki y 3k'ymış. x arkadaşlar 2k'ymış. Böylece şunu söyleyebilirim. Verebileceğim ilk sayı o zaman k'ya 1 verirsem 23 olur. x'ye y sayısı. İkinci olarak 2 verirsem 46 olur ama Farklı sayı diyordu 46 alamam. Sonra arkadaşlar ne söyleyeceğiz? 3 verirsek 6, 9 olur. Daha da büyük olamaz rakamı geçer. 23 ile 69'u topladığımızda cevabımız 92 C. Güzel bir soru. Birbirinden farklı asal sayılar. Aklımıza hemen mesela 3, 2 geliyor arkadaşlar. İlki direkt çöküyor bakın gördüğünüz gibi. Sonuçta her zaman demiş. Bir kere bir asal sayı değil. A ve B aralarında asaldır. Evet zaten bunlar arkadaşlar asal sayı olduğu için aralarında da ortak birden başka bölenleri olmayacak. Böylece evet birden başka bölenleri ortak olmadığından aralarında asaldır. A üzeri B ve B üzeri A'da kesinlikle aralarında asaldır. Niye biliyor musunuz? Örnek 3 ve 2'yi düşünün. Bunların kendi arasında birden başka ortak böleni yok ki. 3 üzeri 3 pardon. 3 üzeri 2 ile 2 üzeri 3'ün arasında bir ortak bölen olsun. Zaten bu 3 2'ler ortak değildi. Bunların üstünü istediğiniz kadar arttırın. Hiçbir şekilde ortak bölenleri olmayacaktır. Bu yüzden D de doğrudur. Şey e, 3 de doğrudur. D arkadaşlar 2 3 olur. 7 tam 1 bölü 2'den arkadaşlar 6 adım hareket edeceğiz ve her bir adımın uzunluğu 1 bölü 6'ymış. Dolayısıyla 6 adım attığında o zaman 6 çarpı 1 bölü 6'dan 6, e, 1 hareket eder bakın. 6 çarpı 1 bölü 6 bir birim. Dolayısıyla 7 tam 1 bölü 2 demek 7 artı 1 bölü 2 demektir. Yine 1 eklediğimizde 8 artı 1 bölü 2 olur. Payda eşitlersek 16 artı 1'den 17 bölü 2 e şıkkı. Ses seviyesi 19 birim arttırılırsa simgenin görünümü arkadaşlar şu oluyormuş. Kalemi seçeyim bir saniye. Bu oluyormuş. O zaman en az 66 ne demek? Bilmediğimiz bir x sayısına seviyesine 19 eklendiğinde Alabileceği en büyük değer arkadaşlar 100. Alabileceği en küçük değer de 66. Böylece öbür tarafa atarsak 47 ile 81 arasındaymış başlangıçtaki seviye. Sonra diyor ki bu başlangıçtaki seviyeden 16 birim azaltırsak x eksi 16 hangi seviye bu? Bu hangisi? Evet burası. Böylece x eksi 16 büyük eşit 1 büyük eşit arkadaşlar 32 oldu. Büyük eşit neden diyoruz? En fazla demiş. Eğer büyük eşit yapmamak için şöyle küçüktür veya büyüktür yapmak için ne olması lazımdı? 32'den küçük derdi. 32'den küçük dememiş. En fazla 32 oluyor demiş. O zaman 32 oluyor yani. Bu yüzden arkadaşlar eşitliğe de dikkat burada. Haliyle x 17 ile 48 arasında oldu. Buna göre arkadaşlar aslında şu iki eşitsizliğe bakarsanız büyüklerin küçüğünü küçüklerin büyüğünü alırız ya. Demek ki 47 ile 48 arasındaymış aslında bu sayı. İkisi de dahil alacağı en küçük değer 47 en büyük değer 48 toplamları 95 yaptı A şıkkı. Şimdi arkadaşlar kullanmamız gereken sayılardan 100 tane var 0 ancak birden istediğimiz kadar kullanabiliyoruz. Bu yüzden birden başlamak mantıklı. Şimdi birden başlayarak burada önce 11 defa 1 yazarım. Bir seferlik göstereyim bakın. Şöyle bu şekilde gördünüz mü? Sonra 11 tane yan yana aynı rakamı yazabiliyorum. Mecburen diğerini böyle sıfır yapacağım. Sonra yine aynı bu şekilde böyle devam edeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o zaman ne oluyor bak? Burada 12 tane rakam oluyor. Burada da 12 tane rakam oluyor. Demek ki böyle kullanabileceğim 100 sayısı şey 0 sayısı kaç tane arkadaşlar? 100 tane. O zaman 12 çarpı 100 şeklinde diyebiliriz. Gördüğünüz gibi 12 çarpı 100. 12 basamak var çünkü bir tanesinde. Böyle 100 tane yazdım. Sebebi de 100 adet 0 kullandığım için. En son bitirişi yine 1 ile yapabilirim böyle. Dolayısıyla en son bir de artı 11 eklerim. Böylece 1211 olur arkadaşlar. Bunun uzunluğu en fazla C şıkkı.